Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle beraber React Router'daki subscribe ve dinamik bir route yapısı nasıl oluşturabiliriz? Yani runtime esnasında ben yeni bir route nasıl ekleyebilirim? Onu görüyor olacağız. Hemen geliyorum hemen. Şuradan npm install save React Router DOM diyorum ve ilgili React Router DOM paketimi kuruyorum. Gayet güzel. Şimdi geldim. Create browser router link ve başka ne ihtiyacım var? Router provider'a ihtiyacım var aslında. Router provider. Güzel. Şimdi bu React Router Provider 6'da gelen özellik. Ne yapıyorum? Hemen bunun router'larını da oluşturacağım. Güzel. Constant routes dedim. Oops. Bir tane array şöyle yapalım. Create browser router dedikten sonra bu benden ne isteyecek? Aslında bir tane array ve bu array'in içerisinde benim route objelerim olacak ve buraya hemen route'u veriyorum. Güzel. Bunun pet'i boş olduğunda, yani kök dizine geldiği zaman bu ne yapsın? Benim için aslında bir tane element, hemen şuraya bir div oluşturayım ve diyeyim ki işte E1 merhaba, ben ana sayfayım yazsın ve link to other page diyorum ve bu sayfaya gitmesini söyleyelim. Tabi şuraya da diğer sayfaya git deyip bu linki kapattım. Bir tane daha oluşturuyorum hemen. Buraya da path nedir? Other page. Buradan da ana sayfaya gitsin. Ben other page diyeyim. Güzel. Hemen döndüm. Evet. Diğer sayfaya git. Evet. Gayet güzel. Şuradan ana sayfaya git diyelim. Ana sayfaya. Şöyle yapalım. Ana sayfaya git. Harika. Diğer sayfaya git. Ana sayfaya git. Gayet güzel. Şimdi ben geliyorum. Ya benim ihtiyacım şu. Ben bütün route değişikliklerini dinlemek ve dinlediğim bu noktada hangi işleme ihtiyacım varsa o işlemi gerçekleştirmek istiyorum. O zaman gelsem desem ki sen use effect'e route'a bir subscribe ol. State diyelim ve burada console.log state diyerek bir state'i yazdıralım. Hemen döndüm konsoluma. Ana sayfaya git dedim. Bakın history.push, yani aslında ben push'la ne yaptım? Gitmiş oldum. Hatta şurada replace olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Replace. Bu other page'i replace ile gitsin. Ana sayfaya git. Bakın history action'ımın, şu strict mode'u da kapatalım. Şöyle yaptım. Güzel. Ana sayfaya git. Diğer sayfaya git. Bakın burada ben action'ımda bir data var mı? Error'ım var mı? Fetcher'larım, yani bir loader'larım var mı? Loader datam nedir? History action'ım replace mi push mu, gelip buna bakabilirim. Location'ımı kontrol edebilirim ve birçok işleme ne yapabilirim? Buradan erişebilirim ki bu navigation'da React Router 6 ile gelen ilgili özelliklerin bulunduğu yer. Şimdi ben örnek veriyorum. Location nokta path name other page ise ben bunu göndermeyeceğim. Nasıl yapacağım? Hemen geliyorum. Buradan if state nokta location nokta path name bu other page ise, mesela ben route nokta dispose ederek buradaki route yapılanmasını ne yapabilirim? İptal edebilirim. Diğer sayfaya git. Bakın şöyle yapalım. Ben ana sayfayım. Güzel. Şimdi ana sayfadan diğer sayfaya git'e bastım. Bakın ardından ne yapamıyorum? Ana sayfaya git desem de ilgili sayfaya gidemiyorum. Çünkü ben artık route'umu dispose ettim. Burada gitti, fakat artık router dinlemediği için ne yapmadı? İlgili yönlendirmem gerçekleşmedi. Ta ki ne zaman ben sayfamı F5 ile yahut da gelip enter ile yenilersem, o zaman ne yapabilirim? İlgili route'a
artık erişebilirim. Gayet güzel. Şimdi benim şöyle bir ihtiyacım olsa, benim bir kullanıcı listem var ve tıkladığım her kullanıcı için yeni bir route eleman oluşturmak istiyorum. Ve bu route'dan çıktığı zaman, ya da geri butonuna bastığı zaman ben artık bu route'u yok etmek istiyorum. Yahut da farklı bir ihtiyacım var ve tıkladıkça hani yeni bir rota oluşturmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Hemen geliyorum. Buton tıkla ve yeni bir route oluştur. Bakın burası dikkat ettiyseniz runtime anındayız. Artık burada bir route'un tanımlamıyorum. Geldim. On klik olduğunda arkadaşım sen buradaki routes'ların içerisinden ne yapacaksın? Routes'a eriş ve bunun içerisine push de. Ne pushlayacaksın? Bir tane path pushlayacaksın. Random user page olsun örnek veriyorum. Ve bunun elementi ise div h1 ups, h1 yeni bir kullanıcı sayfası yazsın. Okey. Şimdi geldim ve ardından bunu pushladıktan sonra da ne diyelim? Routes.navigate use navigate kullanmayacağım. Random.user.page'e sen bunu yönlendir diyorum. Bakın döndüm. Tıkla ve yeni bir route oluştur dediğimde bakın yeni bir kullanıcı sayfası şeklinde ne yaptı? Benim için kullanıcı sayfasını oluşturmuş oldu. Tabii ki ben geri gittiğimde bu rota değişmeyecek. Şöyle yapalım. Random ne demiştik? Random user page dedim. Bakın ne yaptı? Benim için artık bu route stack'ten çıktı. Ben bunu silmiş oldum. Yahut da gelirim. Yani bu dinamik oluştuğu için runtime esnasında ben gelirim derim ki sen işte tıkla yeni bir route oluştur. Şunları bir sil. Bakın tıklarım ve bir sürü route oluşturabilirim. Bakın geri gidiyorum. Ve tekrar random user page'e gitmeye çalıştığım zaman bakın benim için ilgili sayfanın ne olmadığını söylüyor. Aslında var olmadığını söylüyor. Ben bu rotaları ne yapabilirim? Store'umda tutabilirim, state'imde tutabilirim. Ve bu noktada bu şekilde ilerleyerek çeşitli yöntemlerle beraber buradaki route'umu saklayabilirim. Yahut da gelip dinamik olarak o anlık bir route oluştururum. İlgili kullanıcı işlemlerimi yaptırırım ve ardından da route'u kendim de gelip bir butona bastığı zaman route array'in içerisinden çıkartabilirim. Yahut da geri gidersem de ne yapacaktır? Benim için ilgili route array'in içerisinden çıkmış olacaktır deyip dersi burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.